Son günlerde dediğimiz gibi gerek kamuoyunun tepkisi, gerek devletin zirvesinden gelen tepkiler söz konusu. Bazı din adamı kimliğiyle yapılan açıklamalar var ve özellikle de kadına yönelik açıklamalar. Şimdi özür dileyerek başlayalım. Biz bugün biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla bir pozitif ayrımcılık yaparak Dünya Kadınlar Günü'nüzü de kutlayarak başlamak isterim efendim. Şimdi bir Diyanet'ten eylem planı Sayın Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yaptığı görüşme sonrasında yapılacağına dair açıklama geldi. Bir eylem planı için ne yapılacak, nasıl bir adım atılacak? Öncelikle ben de tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnşallah hayırla, sağlıklı ve huzurlu bir gelecek için de temennilerimi iletmek istiyorum. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı 2003 yılında Diyanet İşleri Yüksek Kurulumuzun oluşturduğu bir kanaatle aile ve kadına yönelik çalışmaları bir ivme kazansın diye büro çalışmaları başladı. Evet. 2003'ten sonra 2006'da pilot bölgeler kuruldu. 2014'e geldiğimizde 81 ilde kadın ve aile çalışmalarını yürütecek bir birim oluştu. Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında. Aslında Sayın Bakanımızın da ifade ettikleri gibi eylem planı biz 2006'ya 17 Başbakanlık genelgesinin de bizim üzerimize yüklediği sorumluluklar çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile eylemlerimiz paralel yürüyor. Bu 81 il deki bürolarımız bu yıl itibariyle 302 ilçemizde de daha bir geniş hizmet ağı oluşturdu. Bu eylem planları içerisinde daha önceki yıllarda çalışmış olduğumuz özellikle kadının güçlendirilmesi anlamında bugüne işaret edeceğimiz özel hususlarla şunu ifade etmek istiyorum. Biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özellikle toplumsal farkındalığı oluşturacak başlıklar, temalarla halkımızın karşısına çıkmayı arzu etmiştik. 2015 yılında bu mülteci sorununa çözüm olabilecek bir başlık olarak mülteci kadın olmak diye kadınlarımızın bugün biliyorsunuz vicdan kuvvetini hareket ettiği bir günde bir haklılık, bir duyarlılık, mülteci kadının hissettiklerini hissedebilecek farkındalık oluşturmak adına 81 ilimizde bu faaliyetleri, bu farkındalık eğitimlerini, konferanslarını, panellerini gerçekleştirdik. 2016'da biz biraz daha bu işin alanda dayanışmaya dönüşmesi için de göç, kadın ve dayanışma temasını işledik. Evet. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Güçlü bir yapımız var, güçlü bir ağımız var. Ulaşabildiğimiz hedef kitlemiz hakikaten güçlü. Vaiz ve vaizelerimizle toplumdaki bu farkındalığı metinler halinde de kendilerine iletiyoruz. Hangi anlamda, hangi duyarlılıkların üzerine vurgu vurulacağını da ifade ediyoruz. Göç, dayanışma ve kadın çalışmamız da güzel karşılık buldu. 2017'ye gelince, 2017'de de dedik ki biz kadının değer olduğunu, değerli olduğunu öncelikle kendilerine hissettirelim. Ve bilgiyle buluştuklarında da daha çok değerli olacaklarını, bilgi ve değer bağlamında kadın başlığı gerçekleştirdik. Bu yıla gelince biz de tabii eylem planımız daha önceden hazırlandığı için biz dedik ki kadının toplumsal yaşamdaki konumunu, rollerini adalet ve hakkaniyet çerçevesinde vurgulamak anlamında, hani yanlış dini referansların da önüne geçmek bağlamında bu yıl adalet ve hakkaniyet bağlamında kadını konuşuyoruz. Evet. Şu anda konuşuyoruz. 81 ilimizde 302 ilçemizle beraber düşünün 383 konferans yapılacak bu konuyla ilgili. Şimdi yapılan çalışmalar var. Ancak buna rağmen din ve İslam kisvesi altında maalesef kadınları hedef alan açıklamalar da var. İşte bu açıklamalar zaten tepki çekiyor. Bu açıklamaların yapılmasını nasıl engelleyeceksiniz efendim? Buna dair ne tür çalışmalar yapılacak? Şöyle ifade edeyim. Yani kadını ikinci sınıf bir varlık gibi gösteren hiçbir açıklama, hiçbir değerlendirme ne Kur'an-ı Kerim'de ne Hazreti Peygamber'in sünnetinden asla referans alamaz. Böyle bir şey söz konusu olmaz.
insanların açıklamalarını tabii doğru aktarmak gerekiyor. Ne söylüyorlar, ne yapıyorlar. Belki bağlamından falan koparılarak yapılmış açıklamalar da vardır. Yani o noktadan bakmak gerekiyor. Ama ben hiç kimseyi muhatap almadan şunu ifade etmek istiyorum. İslam dini erkekle kadın arasında herhangi bir cinsiyet farklılığı gözetmemiştir. Allah'ın kulu olarak muhataptır. Her ikisi Allah'ın emir ve yasaklarına muhataptır. Her ikisi Allah'ın kuludur. Her ikisi de Allah'ın muhatap kabul ettiği insandır. İnsan olmaları itibariyle Peygamber Efendimiz'in bir benzetmesinden yola çıkarak söylersek, nasıl ki bir elmayı ortadan ikiye böldüğünüz zaman iki parçanın birbirinden hiçbir farkı yok ise, erkek ve kadın da İslam'da aynen bu konumdadır. Allah'ın kulu olarak, Cenab-ı Hakk'ın muhatap bir halifesi olarak, yeryüzünün imarında görevlendirilmiş bir insan olarak ikisinin arasında herhangi bir fark yoktur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok büyük değer verdiği, üstelik bir rahmet kaynağı olarak ifade ettiği kadının farklı bir konumda gösterilmesi maalesef son derece üzücü bir tablodur. Yani diğer bir üzücü tablo, maalesef önleyemediğimiz toplumda bu kadın cinayetleri olarak ortaya çıkan tablolar son derece üzücü tablolardır. Bir insanın hayatına son vermek, onu öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanın hayatını kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Bu temel anlayışı İslamiyet ortaya koymuştur. Burada kadın erkek ayrımı söz konusu değildir. Maalesef insan hayatını hiçe sayan yaklaşımlar, erkek olsun, kadın olsun, toplumda bu şekilde insan hayatına kasteden uygulamaların İslam'dan referans bulması, kaynak bulması mümkün değil. Şimdi İslam'dan referans bulması, kaynak bulması mümkün değil sonuçta. Bunları biliyoruz, yıllardır İslam dinini öğrenerek büyüyoruz. Az önce Sayın Akbulut aktardı, değer ve bilgi bizim en değer verdiğimiz şeylerden biri dedi. Ardından bu yıl için adalet ve kadın konulu sempozyumlar düzenlendiğini söyledi. Ancak sosyal medya diye de bir kavram var. İşte bu sosyal medyada da maalesef yalan yanlış birçok bilgiye rastlıyoruz. Doğru bilgiye biz nereden ulaşacağız? Şimdi burada ben iki noktaya temas etmek istiyorum. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurulu İslam'ın temel bilgi kaynaklarını, güncel talep ve ihtiyaçları ve İslam'ın metodolojisini dikkate alarak bilgiler üretmektedir. Bu bilgilerin topluma servis edilmesinde tabii önemli sıkıntılarla ve güçlüklerle karşılaşıyoruz. Çoğu zaman bağlamından koparılmış bir cümle, efendime söyleyeyim, manşet yapılmak suretiyle hakikaten maksadını aşan haberler de yapılmaktadır. Bu sosyal medyaya düştüğü zaman sosyal medyada çok farklı mecralara da çekilebilmektedir. Doğru bilgi kaynağını, yani şu anda 100 tane ilahiyat fakültemiz var, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu var. Buralardan öğrenmemiz gerekiyor, buralara başvurmamız gerekiyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı, az önce Sedide Hocam ifade etti, hakikaten toplumda, toplumun bütün kesimlerine, yani daha ziyade halkın içerisindeki kesimlere ulaşabilen önemli bir kuruluştur, devletin kuruluşudur. Devletin bu kuruluşu sağlıklı bilgi üretmeye çalışmaktadır. Hatalarımız yok mu? Elbette olabilir, ufak tefek hatalarımız olabilir ama doğru bilgiye vatandaşlarımız Din İşleri Yüksek Kurulu üzerinden, Diyanet üzerinden ulaşmak durumundadırlar. İlahiyat fakültelerimiz bu bilgiyi bir taraftan üretecek, İlahiyat fakültelerimiz üzerinden ulaşmak durumundadırlar. Peki, son bir dakikamız, acaba eklemek istiyorum. Buyurun, ekleyin. Şimdi İslam'ın dokunulmazlıkla dokunulmaz haklarımız var korunması bağlamında. Din, akıl, mal, ırz gibi. Şimdi dinin korunması noktasında bir dokunulmazlık korunması var. Şimdi siz, halkımızın şöyle bir farkındalığını arttırıcı bir sorgulaması gerekiyor. Yani biz internette veya başka alemde, sosyal alemlerde sağlıkla ilgili, tıpla ilgili bir alanda bir sorunumuza cevap aradığımızda mutlaka bunun hakikaten uzmanına ve sağlığı, özellikle kimdir, kaynağını araştırırız. Evet. Sağlığımız kadar, yani aklımızı koruyacağımız kadar dinimizi de korumamızın farkındalığını oluşturursak biz, kaynağın işte Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, İlahiyat Fakültelerinin akademisyenlerde olduğunu, halkımızı sizlerin aracılığıyla aslında bu farkındalıklar daha güçlendirilecek diye düşünüyorum. Evet.